Değerli katılımcılar, Sayın Dursun Köse hocamızı ve çalışmalarını takip ettiğinizi bilmekteyiz. Ancak hocamızın özgeçmişinden kısaca söz etmek istiyorum. Sayın hocamız İstanbul Kabataş Erkek Lisesi, ardından Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği bölümünden mezun olduktan sonra aynı üniversitede Alman Dili ve Eğitimi Anabilim dalında yüksek lisansını yapmıştır. 1992 yılında Ankara Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi'nde Almanca Türkçe'nin okutmanı olarak çalışmaya başlamıştır. TÖMER'de çalıştığı sürelerde okutmanın yanı sıra idari görevlerde de bulunmuş ve birçok projede yer almıştır. Bu projelerin başında yetişkinler için Avrupa Dil Portfolyosu ve TÖMER'deki Türkçe ders programlarının ve sınavlarının ortak başvuru ölçütlerine göre düzenlenmesi gelmektedir. Sayın hocamız 2005 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yabancı Dil Öğretim Anabilim Dalı'ndan Ortak Başvuru Metnine Uygun Türkçe Öğretiminin Başarıya ve Tutuma Etkisi isimli teziyle mezun olarak doktor unvanını almıştır. 2006 ve 2016 yıllarında Tayvan Ulusal Kenji, umarım doğru sesletmişimdir Sayın Hocam, Üniversitesi Türk Dili ve Kültürü bölümünde doçent olarak çalışmıştır. 2013-2014 yıllarında Almanya Duisburg Essen Üniversitesi Turkistik bölümünde misafir öğretim üyesi olarak derslere girmiştir. 2016 yılından itibaren Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde görev yapmaktadır. Şimdi sözü Sayın hocamıza, Dursun Köse hocamıza vermek istiyorum. Hocamızın sunumunun ardından soru cevap bölümüne geçeceğiz. Şu an için mikrofonlarınız ve sohbet bölümlerimiz kapalı durumda. Sayın hocam, hazırsanız ben sözü size vermek istiyorum. Buyurun Sayın hocam. Değerli hocam, çok teşekkür ederim. Herhalde sesle ilgili bir sıkıntı yaşamıyoruz şu anda, değil mi? Hayır hocam, gayet iyi geliyor. Çok teşekkürler. Tamam. Çok sağ olun Kemal hocam. Öncelikle çok teşekkür ediyorum bu davetiniz için. Değerli Ali hocam da benimle irtibata geçtiğinde ben de çok memnun oldum. Böyle bir davete icap etmemek olmazdı zaten. Özellikle günümüzde son birkaç yıldır koronavirüs sebebiyle bu tür eğitimlerin çok böyle yoğunlaştığı bir dönemde aslında birbirimizi birçok platformda daha iyi tanır hale geldik. Bunların başında da bu özellikle sizin öncülüğünüzü yaptığınız Beykent Üniversitesi, tabii ki diğer üniversitelerin de yaptığı programlar var. Burada birbirinden değerli katılımcıların alanlarıyla ilgili bilgilerini bizlerle paylaşması gerçekten çok değerli diye düşünüyorum. Çünkü belki eski bir Türkçe okutmanı olarak şöyle çok eskiye gidersek 1992'de Ali Hocam, biz Ankara Üniversitesi TÖMER'de Türkçe okutmanlığına başladığımızda bizim elimizde böyle bir kitap vardı. Mavi kapaklı bir kitap vardı. Bir ders notları yazıyordu içerisinde. Bu bizim için çok kutsal bir kitaptı. Çünkü bu kitaba göre biz sınıflarda dersleri takip ediyorduk. Ve bilgiyi paylaşmamak için elimizden geleni de yapıyorduk. Aman bu kitap çok bizim için çok değerli. Bunu hiç kimseyle paylaşmayalım. Başka birileri Türkçenin inceliklerini, nasıl öğretildiğini öğrenmesin diye elimizden geleni yapıyorduk. Ama tabii 2000 yılların başından itibaren özellikle bu Avrupa ortak başvuru metni ve dillerin bir ortak çerçeve içerisinde öğretilmesi sürecinin başlamasıyla birlikte bu biraz daha değişti. Biz ondan sonra gördük ki aslında biz ne kadar yanlış yapmışız. Yani edindiğimiz bilgiyi ve tecrübeyi kendimize saklamak kadar bencilce bir şey olamaz. Dolayısıyla bunu paylaşmak lazım. Hele ki internetin bu kadar yoğun olduğu bir dönemde hocalarımız, araştırmacılarımız, akademisyenlerimiz özellikle bu platformlar aracılığıyla bilgilerini ve tecrübelerini birbirleriyle paylaşıyorlar. Bunu daha önce yapılan uluslararası sempozyumlarda da birçok kez tabii uygulaması yapıldı. Sempozyumlarda özellikle genç araştırmacılarımız, genç okutmanlarımız, genç Türkçe okutmanlarımız tecrübelerini kendi hocalarıyla bu sempozyum aracılığıyla aslında edindiler. Tabii Ali Hocam bana böyle bir öneri getirdiğinde sanırım daha önce yaptığım akademik çalışmalar bağlamında böyle bir öneri geldi sınavlarla ilgili.
Tabii ben doğrudan aslında bir program çalışması yapmıştım doktora da. Özcan Demirel Hoca ile çalıştım. Ve ortak başvuru metniyle ilgili bu metindeki ölçütlerin, kriterlerin ya da oradaki aşamaların Türkçe öğretimine ne derecede katkısı olur, katkısı olur mu olmaz mı sorusuna cevaben böyle bir çalışma yürütmüştük ve neticede oradaki ölçütlerin aslında Türkçe öğretimine de çok yararlı olacağı, öğrencilerin işte geleneksel Türkçe öğretiminden daha çok bu Avrupa Komisyonu'nun da onayladığı ölçütlere göre dersleri yürütülmesi çok yararlı olacağı neticesi ortaya çıktığı için hemen akabinde TÖMER'deki öğretim programı olsun, yapılan sınavlar olsun. Tabii sadece Türkçe için değil, biz oradaki çalışmayı o dönemde diğer diller için de yapmıştık. Almanca, İngilizce, Fransızca için de yapmıştık. Tabii bu dillerin öğretimi bizden belki bir iki adım daha önde başlamıştı ama biz de çok çabuk buna adapte olduk ve bugün gerek ders kitapları olsun, Türkiye'deki yabancılara Türkçe öğreten ders kitapları olsun, gerek sınavlar olsun, hepsinin temelinde bu ortak başvuru ölçütleri yatıyor. Evet, ben tekrar teşekkür edip aslında sunumuma başlamak istiyorum. Sunum yabancılara Türkçe öğretiminde sınavların hazırlanması ve uygulanması başlığını taşıyor. Dolayısıyla ben çok fazla çerçevenin dışına çıkmadan aslında daha önce birkaç yayında da bu konuya değinmiştim. Hem makale olarak hem kitapta bir bölüm olarak da yayınlanmıştı. Çok çerçevenin dışına çıkmadan belki birkaç küçük yeni ekleme yaptım çalışmamı. Onları da ilave ederek sunumumu yapmak istiyorum. Kemal Hocamla da görüştük. Sunumu yaptıktan sonra soru cevap kısmı herhalde bölümün en sonunda gerçekleşecek. Onun için şimdiden çok teşekkür ediyorum hepinize. Bana iyi yolculuklar dilediniz. Bunun için çok teşekkür ediyorum. Şu anda yurt dışı görevindeyim aslında. Bir iki hafta önce Burdur'a döndüm ama hava şartları nedeniyle geçen hafta olması gereken geri dönüşüm yarına ertelendi. Dolayısıyla yarın tekrar inşallah bir aksilik olmazsa Semerkant'a geri döneceğim. İnşallah. Hocam Şimdi... işte bu uluslararası bir etkinlik oluyor. Siz sadece misafirsiniz burada. Evet. Dolayısıyla aslında uluslararası bir etkinlik de yapmış oluyoruz. Bir bakıma da Yani öyle Ali. hem Bir bakıma da öyle Ali hocam. Çok doğru teşekkür ederim. söylüyorsunuz. Ben Milli Eğitim Bakanlığı'nca görevlendirildim. Bakanlıklar arası kurul aracılığıyla. Şu İnşallah. anda Semerkant'tayım. Semerkant Devlet Yabancı Diller Enstitüsü'nde Türkçe derslerine giriyorum. Orada aslında Türkçe bölümü yok ama İngiliz Dili Edebiyatı bölümü var. Diğer dillerin bölümleri var. O bölümler içerisinde İkinci yabancı dil olarak Türkçe'yi seçen öğrencilere Türkiye Türkçesi dersleri uyguluyoruz. 180-190 civarında da bir öğrencimiz var. Sayı da aslında oldukça yüksek. Maşallah. Evet, orada bulunan bir hocamız var. Bayram Hoca, Bayram Bilir. Onunla birlikte bu dersleri orada yürütmeye çalışıyoruz. Hocama da selam olsun. Hocam da aramızda zaten. Öyle mi? Güzel. Öyle hocam. Güzel. Evet, teşekkür ederim. Güzel. Evet, şuradan ekran paylaşımı yapayım. Şimdi şuradan başlamak istiyorum. Biz aslında öğretimi bu isterseniz Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi olsun, isterseniz ana dil öğretimi olsun veya diğer alanlardaki öğretimi genellikle bu üç aşamada değerlendirildiğini biliyoruz. Bunlar planlama, uygulama ve değerlendirme. Aslında değerlendirme tabii kendi içinde ölçme ve değerlendirme alanıyla karşımıza çıkıyor. Bunların her biri aslında kendi içerisinde birbiriyle bağlantılı bir bütün oluşturuyor. Yani hiçbir alan bir diğerinden bağımsız olarak gerçekleşmiyor. Yani planlamanız, buradaki planlama tabii siz burada belki değerlendirme, ölçme ve değerlendirme içerisinde de bir planlamadan söz edebilirsiniz ama buradaki planlamadan kastım benim aslında öğretim programı. Yani hedef kitleniz kim? Hedef kitlenize göre bir planlama yapmanız, bir programlama yapmanız çok önemli. Yakın zamana kadar Türkçe'yi yabancı dil olarak öğreten bir öğretim programı çok yoktu. Çok böyle kendi çalışmalarıyla, kendi imkanlarıyla gerçekleşiyordu ama son zamanlarda bu alanda da önemli çalışmalar var. Ben Maarif Vakfı'nın bir program hazırladığını biliyorum. Ankara Üniversitesi'nin bir programı var. Onlar biraz daha
Onlar o programlar aracılığıyla bu iş biraz daha düzenli olarak yürütülebiliyor. Tabii planlama ve programlama burada dediğim gibi hem sınavın planlaması ve programlanması hem de eğitim ve öğretimin programlanması kastediliyor. Ama genel olarak baktığımızda planlama eğitim ve öğretimin planlamasını kastediyorum. Uygulama kısmı da yine kendi içinde çok alt bileşenleri olan bir üst başlık. Uygulama için birçok işte uygulamaya neler girebilir, yöntemleriniz girebilir, öğretim yöntemleriniz girebilir, yabancı dil öğretim yöntemleri, teknikleri girebilir ve bunların aşamaları girebilir. Burası da çok kendine has, kendi içinde bir bütünlüğü oluşan bir alanı oluşturuyor aslında uygulama alanı. Ve değerlendirme, ki bugünkü konumuz biraz daha bu. Yani hedeflediğimiz öğretim programını uyguluyoruz hedef kitlemize. Uygulamadan sonra da geri dönüt almamız gerekiyor. Yani biz uyguladığımız içerik başarılı oldu mu olmadı mı, bunun geri dönüşünü almamız gerekiyor. Tabii gerekiyorsa eğer, bununla da bahsedeceğim. Çünkü illa siz bir öğretim programını, bir içeriği uyguladıktan sonra sınav yapmak zorunda değilsiniz veya bunun geri dönütünü almak zorunda değilsiniz. Eğer kişi kendisini ben bu derece, bu şu düzeye kadar dili öğrendim, bu benim kendi tercihim, benim için bu yetiyor, bunun için ayrıca bir sınava, bir ölçmeye girmeme gerek yok diyen grupta olabiliyor. Ama tabii bu çok azınlıkta olan bir grup. Çünkü günümüzde özellikle kurumlar veya dil öğrenenler özün ihtiyacı birer sertifika. Dolayısıyla sertifika almak için, diploma almak için bu aşamaları yürütmek, gerçekleştirmek zorunda. O zaman sadece biz burada değerlendirme, yani ölçmeme değerlendirme kısmına odaklanıyoruz bugün. Şimdi tabii buradaki üç soru dışında başka sorular da aslında sorulabilir. Doğrudan sınav konusuna geldiğimizde. Genellikle sınavların psikolojik bir arka planı var. Biz ne kadar bunu belki hissetmesek de öğretmen olarak. Belki küçükken veya ilk öğretimde, ortaokulda, lisede, üniversitede siz eğer bizzat sınavlara girdiyseniz bunun psikolojik arka planının da olduğunu tahmin edebilirsiniz. Gerçekten stresin üst düzeye çıktığı bir zaman dilimi aslında. Bu genelde bütün sınavlara baktığınızda böyle. Üniversite sınavlarına giren öğrencileri biliyorsunuz birçoğu aslında çok iyi olmasına rağmen, başarılı olmasına rağmen sınavlarda bazen o psikolojisini, o stresini yenemeyip başarısız olabiliyor. Onun için sınav ortamı burada elverişli olmalı derken tabii çok çeşitli düşünmek lazım. Yani sınav nerede gerçekleştiriyor? Bu eğer sizin tömerdeki sınıflarınızda ve akabinde yaptığınız normal kur bitimi sınavıysa bunun için söyleyecek bir şey yok, ama mesela sertifika sınavları düzenleniyorsa eğer üniversitece ve öğrencileri siz bir sınav alanına, sınav ortamına topladığınızda oradaki koşulların da gerçekten sınava uygun olması gerekiyor. Ne tür koşullar bunlar? İşte hemen aklıma geleni söyleyeyim. İşte ışık örneğin, ses veya ısı sistemi, veya soğuk bir odada sınava giriyor öğrenci. Bu da uygun ortam olmuyor. Bunları çoğaltabilirsiniz aslında. Bu önemli. Veya sınav esnasında işte sallanan veya bir tarafa oynayan bir masa ya da sandalye, değil mi, öğrenciyi rahatsız edecektir. Ya da sınav ortamında birden fazla gözetmenin bulunması belki öğrenciyi rahatsız edecektir. Aslında birçok etken var, sınav ortamını doğrudan etkileyebilir. İkinci bir sorumuz, sınavları kim hazırlıyor ve kim uyguluyor? Bu da önemli bir soru, sorulması gereken bir soru. Tabii dediğim gibi ben şu anda sadece spesifik bir ortama göre konuşmuyorum. Çok genel konuştuğum için dediğim gibi sertifika sınavları, eğer bir üniversitenin örneğin TÖMER'in kendi hazırladığı sertifika sınavları varsa tabii burada bir sınav komisyonu, sınavı hazırlayan kişiler ve bunların uygulayıcıları çok önemli. Bunların da belirlenmesi gerekiyor aslında. Ve en kilit soru da bence bu aslında. Hazırlanan sınavlar öğretim programı ile uyuşuyor mu? Belki öğretim programını biraz daha burada açmak lazım. Uyuşuyor mu derken, yani öğretim programından çok sınıf içerisinde veya ders içerisinde öğretmenin uyguladığı
program, uyguladığı etkinliklerle uyuşuyor mu? Çünkü bazen şöyle durumlarla karşılaşabiliyoruz. Sınavda öğrencilerin daha önce hiç muhatap olmadığı, hiç karşılaşmadığı söz kalıpları olsun, kelimeler olsun, sözcükler olsun sınavda karşılarına çıkabiliyorlar. Bunun nedenlerini de biraz sonraki slaytlarda göreceğiz aslında. Neden böyle durumlarla karşılaşabiliyor öğrenciler? Daha önce hiç karşılaşmadığı, görmediği, sınıf içi etkinliklerde ki metinlerde hiç karşılaşmadığı kavramlar bazen karşısına çıkabiliyor sınavda. Bu gibi durumlar olabiliyor. Evet, devam edelim. Tabii burada metin seçimi aslında doğrudan bir yönergeyi de kastediyor olabiliriz. Sadece bir cümleyi de kastediyor olabiliriz, değil mi? Orada bir yönerge var. Öğrencinin o yönergeyi, ilk önce o yönergeyi de anlaması lazım. Yani hoca veya bu sınav benden ne yapmamı istiyor, değil mi? Daha hiç metne geçmeden, ana kurguya geçmeden, yapması gerekenlere geçmeden öncelikle yönergenin de anlaşılır olması gerekiyor. O nedenle biz bunların hepsine metin seçimi diyebiliriz aslında. Metin seçimi için de çok fazla sayıda akademik çalışma var yapılan. Hem ana dil öğretimi, Türkiye'nin ana dil öğretiminde hem yabancı dil öğretiminde metin seçiminin nasıl olması gerektiğiyle ilgili birçok çalışma yapıldı. Onlara da bakılabilir tabii. Benim burada iki maddede tespit ettiğim, belirttiğim metinler durumsal içerikli ve gerçek hayatı yansıtıcı olmalıdır ve tam olarak herhangi bir yerden kopyalanmamalıdır. Biz tabii belki ders kitapları içerisinde özellikle üst kurlarda daha çok otantik metinden söz ediyoruz. Yani öğrenciler diyoruz günlük hayatta veya gerçek hayatta ne tür metinlerle karşılaşacaklarsa, yani bu olasılık varsa, dolayısıyla sınıf içerisindeki metinlerde de buna yakın şeyler yapılmalıdır. Yani tamamen kurgudan oluşan, sadece kurgudan oluşan metinler olmamalıdır diye bir görüş var zaten. Buna ben katılıyorum tabii ki. Ama dışarıdan alınan metinler aynı şekilde olduğu gibi özellikle sınav gerçekleştiriyorsanız siz sınav ortamına getirilmemeli. Mutlaka üzerinde bir değerlendirme, bir değiştirme. Belki o metin içerisinde, evet metin belki geneline baktığınız zaman zorluk derecesi öğrenciler için uygundur ama içerisinde belki öyle bağlaçlar, öyle ünlemler, öyle kalıplar, öyle söylemler vardır ki öğrenciler daha önce onu hiç duymamış olabilirler. Dolayısıyla bunları da göz önünde bulundurarak metin biraz daha sadeleştirme yönüne, düzeyine göre, öğrencilerin düzeyine göre getirilmelidir. Metin herhangi bir yerden. Genellikle biz bu gibi durumlarda çok aceleci davranabiliyoruz. Hemen sınav hazırlamak için eğer bu görev okutmanlara verildiyse, ben hani tecrübeyle sabit çünkü daha önce yaptığımız için doğrudan bir herhangi bir dergiden ya da internetten, bir gazeteden hemen bir paragrafı alıp hadi bak bu sınav metni için çok uygun deyip hemen onunla ilgili onu sınav dosyasına koyabiliyorduk önceden. Üzerinde çok fazla değerlendirme yapmadan ama bunun doğru olmadığını daha sonra gördük. Evet, burada durumlar ve konular testi alan kişinin düzeyine uygun olmalıdır. Bunun uygunluğunun belirlemesi için de tabii biz bazen çok böyle biraz hissiyatımızla bunu belirliyoruz. Yani diyoruz ki ya bu metin işte şu düzeydeki öğrenciler için bence uygundur diye düşünebiliyoruz. Ama belki konu itibarıyla, sözcük sayısı itibarıyla, sözcüklerin zorluk derecesine göre yine de bir kontrol etmekte yarar var. Çünkü gerçekten test alan kişinin hangi düzeyde yapıyorsanız düzeyinin göz önünde bulundurulması gerekiyor böyle bir durumda. Bu şeyde bile öyle, sertifika sınavlarında bile öyle. İşte B1 sertifikası ya da hatta daha yüksek C1 sertifikası için çok basit olmamalı. Bazen C1 düzeyindeki bir sertifika sınavındaki metinlerin bile yani A1, A2 düzeyine yakın bir içerikte olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Evet. Metinlerin güvenirliği ile ilgili biraz daha bu konuya devam edeceğiz. Evet, metinlerin güvenirliği.
Tabii biz burada belki konuşma için değil, daha çok okuma anlama sınavı için bunu önceliyoruz, metinlerin güvenilirliğini. Burada da hemen şunları söyleyebiliriz kısaca. Metin seçiminde iyi ve doğru kaynakların kullanılması, öznellikten kaçınılmalı. Yani kültür, cinsiyet, yaş ve benzeri konuları içeren metinlerin seçilmemesi gerekir. Bu tabii sadece sınav metinlerinde değil, aslında ders kitaplarının veya öğretmenin sınıfa getirdiği herhangi bir metnin de içeriğinde çok yoğun bir şekilde bulunmaması lazım. Yani tamamen kaçınmak belki zor olabilir. Tabii ki orada bir kadından bir erkekten bahsedeceksiniz. Ama bu çok böyle öğrenciyi rahatsız edici boyutta olmaması lazım. O nedenle bu kültür, cinsiyet, yaş gibi konular bazen öğrenciyi olumsuz yönde etkiliyor. Ben hep anlatırım bu örneği. Çok da önemsediğim bir örnek. A1 düzeyinde öğrencilerim için daha önce bir metin getirdim sınıfa. Bu da Tırtıl'ın bir günü metni. Tırtıl işte pazartesi hem günleri öğretiyor, hem birkaç meyve öğretiyor, hem renkleri öğretiyor vesaire. A1 düzey için çok güzel bir metindi. Metinin yanına bir tane tırtıl fotoğrafı da bulmuştum internetten. Onu yapıştırdım böyle. Daha kelebeğe dönüşmemiş yeşil bir tırtıl. Öğrencinin biri sınav kağıdını görür görmez, daha doğrusu bu metni görür görmez şey yaptı. Böyle bağırmadı ama renkten renge girdi, kızardı. Çantasıyla kağıdın üzerini kapattı. Ben hemen fark ettim orada bir şeyin olduğunu. Nedir dedim sorun. Tırtıla karşı alerjisi varmış. Yani gördüğü an onun için bitiyor yani hayat. Bir iki saatliğine duruyormuş. Yani bunu şunun için anlatıyorum. Aslında sizin için orada ya bir tırtıl ne olabilecek? Yani sınavın kağıdın kenarına bir tane tırtıl fotoğrafı koyayım ki en azından orada hani biraz daha renk katsın, görsellik olsun diye düşündüğünüz bir konu bile, yani size çok masum gelebilecek bir konu bile bazen öğrenciyi çok olumsuz yönde etkileyebiliyor. O nedenle belki buraya görsellerin de konusunda hassasiyet göstermek gerekebilir. Bir diğer maddemiz nedir? Metinlerin geçmişte kabul edilmeme nedenleri. Bu da çok önemli. Bunu da aslında özellikle Tömer'deki sınıflar arası, daha doğrusu okutmanların bu gibi deneyimlerini diğer arkadaşlarıyla paylaşması aslında örneğin benim az önce anlattığım tırtıl örneği gibi anlatması bundan sonraki seçilecek metinler için de aslında bir ölçüt olabiliyor. Peki ne olabilir mesela diye sorduğumuzda şöyle 6 tane maddemiz var. Mesela diyor ki çok fazla kültürel ya da bölgesel bilgi içeriyor. Örneğin Kemal Hocam Karadenizli, bütün hazırladığı cümleler hep Karadeniz'in şehirleriyle geçiyor. Karadeniz'den geçiyor ama başka hiçbir bölgeden bahsetmiyor. İşte İstanbul'dan, Antalya'dan bahsetmiyor. Hep Samsun diyor, Trabzon diyor gibi. Ya da çok fazla kültürel içeriğe sahip. Bir başkası öğrencilerin rahatsızlık duyabileceği savaş, ölüm, politika, dini inançlar gibi konuları içeriyor olması. Adayların yaş grubu tecrübelerin dışındaki konuları içeriyor olması. Sınava girecek olan tabii biz genellikle burada bizim muhatabımız yetişkin. Yani 16 yaş üstü olan öğrenciler. Dolayısıyla belki biraz da burada rahat olabileceğimizi düşünüyoruz ama buna rağmen belki sınıfımızdaki 30-40 yaşındaki bir öğrencinin daha önce sizin konu olarak sınıfa getirdiğiniz metinde kendi hayatıyla ilgili, özel hayatıyla ilgili belki yaşamış olduğu bir durum olabilir. Savaşla ilgili ya da ölümle ilgili. Metin belki işte bir dedenin ölümünden bahsediyordur. Ve bu bir sınav metnidir. Sınav okuma metnidir. Aday bu okuduğu zaman belki de tamamen kendini yaşadığı o döneme götürmüş olabilecek. Dolayısıyla bunlar önemli düşünüyorum. Evet, adayların yaş grubu tecrübelerinin dışındaki konuları içeriyor olması. Buna da dikkat etmek lazım. Sözcük ve içerik bakımından aşırı yüksek düzeyde zorluk içeriyor. Değil mi? Daha önce uygulanmış bir metin var. Hoca da metnin altına not düşmüş. Aslında biz bunu sınavda uyguladık bu metni ama bu gerçekten o düzey için biraz yüksek bir metin. Dolayısıyla bunu işte A2 için değil de B2 veya B1 düzeyi için kullanılabilir diye not düşmesi
bir sonraki sınav için yararlı olabilir. İçerik bakımından hatalar içeriyor. Yanlış bilgi aktaran metinler bazen, değil mi? Biz genellikle herhangi bir yerden aldığımız, kopyaladığımız metinlerin doğruluğunu bazen yapmıyoruz. Orada eğer metin yanlış bilgi aktarıyorsa, bu da sınava giren öğrencinin dikkatini çekiyorsa eğer, bu da olumsuz bir şekilde ortaya çıkabilir. Dil bilgisi hataları olan metinler ki maalesef bu en çok belki karşılaştığımız konuların başında geliyor. Alınan metinlerin çok fazla dil bilgisi hatası içermesi belki öğrenci için bu çok etkili olmayacaktır ama bunlardan da arınmakta yarar var. Özgün metnin yanlış ya da eksik düzenlenmiş olması bazen bu yeniden düzenleme ya da sadeleştirme adımını uygularken bazen metni çok fazla kırpıyoruz. Dolayısıyla metnin ana iskeletinden, ana gövdesinden, anlamsal bakımdan da birçok eksiklikler ortaya çıkabiliyor. Bunlardan da kaçınmak gerekiyor. Evet, şimdi sınavlar hazırlanırken bir kontrol listesi olması lazım aslında. Sizin sınavınız işte dinleme sınavı, okuma, yazma, konuşma, değil mi? Bu alanları içeriyor olabilir. Bunlar için böyle bir listenizin olması gerekiyor. Ben burada dört madde belirttim ama bunu biraz daha şeye göre, yaptığınız sınavın içeriğine göre, işte okuma sınavı yapıyorsanız bunun için bir kontrol listesi, yazma sınavı yapıyorsanız bunun için bir kontrol listesi olması lazım. Bunun tabii detayları var. Ben çok böyle içine girmek istemediğim için benim hazırladığımız doktora tezimde de o ayrıntılar vardı. Hatta onu daha önce Ankara Üniversitesi Stanard'daki sınavların hazırlanmasında da bir öneri olarak getirmiştim. Yani böyle bir tık listesi olması gerekiyor. İşte düzeye uygun zorluk derecesine sahip mi değil mi? Evet, buraya hemen bir evet bu düzeyine uygun işte A2 düzeyi öğrenciler için bu uygun bir sınav olmuş dememiz lazım. Odaklanılan konuyu test etmeye uygun mu? Siz aslında orada örneğin bir dil bilgisi konusu işlemişsiniz ya da belirli bir alanda bir çalışma yapmışsınız ama uyguladığınız test tamamen farklı bir içerikte. Konuyu test etmiyor. Başka bir şey test ediyor belki. Bu önemli. Özellikle okuma anlama metinlerinde 16 tane soru sormasanız bile, yani sorular içerisinde bu kadar soru olmasa bile aslında metnin 16 soru çıkarılabilecek genişlikte, büyüklükte olmasını öneriyor uzmanlar. Çünkü bazen şöyle oluyor, yine tecrübeyle sabit demem gerekiyor. Metin o kadar kısa veya o kadar sade bir metin ki aynı soruyu farklı şekliyle sormanız gerekiyor soru üretebilmeniz için. Bir de iki soruya yani genel not dağılımını iki soruya dağıtmak bir başka bir şey. Bir de 10 tane soru, işte doğru yanlış var, çoktan seçmeli var, boşluk doldurma var, böyle çeşitlendirmişsiniz. Bu çeşitliliği yapabilmeniz için metnin aslında bir yekünü olması lazım. Yani en az diyor, o da 16 soru üretebilecek bir büyüklükte. Zorlukta değil, yanlış anlaşılmasın, uzunlukta, büyüklükte bir metin olması gerekiyor. Evet, uygun bir başlığı var mı? Başlık olmadan olmasa da olabilir ama başlıklar her zaman metni daha baştan iyi anlamamızı sağlıyor diye düşünüyoruz. Ve evet, daha sonra metinle ilgili soruların oluşturulması, değil mi? Gereken soru sayısı üretilmiş mi? Sorular parçanın tümüne dağıtılmış mı? Yoksa sadece ilk paragrafı içeren sorular mı kapsıyor, değil mi? Dolayısıyla siz öğrenciyi bu sınav süresince sonraki iki paragrafı boşuna okutmuş oluyorsunuz. Onlarla ilgili hiçbir soru sormamış oluyorsunuz. Bunu şeyde de bazen görebiliyoruz. Üniversite sınavlarında da kimi zaman görünüyor. Öğrenciye, veliler ve öğrenciler de zaten bundan şikayetçi. Çok uzun bir metin olduğunu söylüyor. Ama metnin sadece ilk paragrafındaki bir kelimenin altı çizili. Onun eş anlamlısını veya zıt anlamlısını soruyu soruyor. Ama öğrenci de tabii belki soru diğer metin
metnin diğer kısımlarında da geçebilir diye zaman ayırması gerekiyor ona. Evet. Gereken soru sayısı üretilmiş mi? Sorular parçanın tümüne dağılmış mı? Farklı dil yapılarına değinilmiş mi? Birbirine bağlı soruların olmadığı kesin mi? Birbirine bağlı soruların olmadığı kesin mi? Teknik hatalardan kaçınılmış mı? Buradaki teknik hata belki işte puanlama sistemi. Yani öyle bir şey yapıyorsunuz ki 20 puanlamaya 20'ye tamamlamanız gerekiyor ama madde sayısı 20 puan vermenize engel oluyor. Bir sorunuz eksik diyorsunuz ki o zaman ben 20. soruyu diğerleri birer puanken onu 2 puan yaparsam 20'ye tamamlarım diye düşünüyorsunuz. Yani bu da böyle bir teknik hata olabiliyor. Ya da şıklar arasında teknik hata olabiliyor. Örnek cevap verilmesi gerekiyor mu? Yani biz bazen böyle bir örnek vererek öğrenciyi aslında işte değil mi? Bazen şey oluyor yani öğrenci aslında biliyor ama tam anlayamadığı için o sınavda kendisinden istenileni bildiği halde yanlış yapıyor. Çünkü baştan bir tanesini yanlış yaptığınız zaman diğerleri de otomatik yanlış geliyor. O nedenle bazen örnek bir cümle öğrencinin işini kolaylaştırabiliyor. Tabii bu dediğim gibi bir soru yani gerekiyor mu gerekmiyor mu buna bakmanız lazım. Belki üst kurlarda gerekmez örnek vermek ama belki temel düzeyde A1 A2 düzeyinde bu yapılabilir. Detaylı bir cevap anahtarı ayrı bir kağıtta hazırlandı mı? Bu da çok önemli. Evet cevap anahtarlarının da ayrı bir hazırlanması gerekiyor. Şimdi burada karşımıza böyle bir Almanca'da Prüfungsdidaktik denilen bir kavram var. Ben buna tabii sınav didaktiği dedim ama belki farklı bir Türkçe terminolojiyle açıklanabilir sınav didaktiği. Tabii burada didaktik aslında şey yani öğretme sanatı değil mi? Yani nasıl, neyi, nasıl öğretebilirim, ne şekilde öğretebilirim cevabı aslında bu didaktik kısmında geliyor. Biz didaktiğin içerisinde aslında yaptığımız şey öğretme sanatı bir bütünüyle. Öğretim yöntem ve teknikleri var ve teorik arka planı var bu didaktiğin içinde. Şimdi Prüfungsdidaktiğin aslında bu sınav didaktiğinin de özellikle Almanya'da görev yaptığım Essen Üniversitesi'nde de bir ders olarak olduğunu biliyorum. Yani siz dönem boyunca bir içerikte ders anlatıyorsunuz öğrencilere, ders yapıyorsunuz. Ve sana diyorlar ki bir Prüfungsdidaktik yani bir sınav didaktiği yapacak mısınız? Yani öğrenciler sınavları nasıl yapacaklarını da öğretecek misiniz öğrenciye? Sınav didaktiği bu bakımdan önemli. Yani biz aslında öğrenci önüne sınav kağıdını aldığında bu da ne? Yani daha önce hiç derslerde hoca böyle bir şey yapmadı. Mesela hiç boşluk doldurma yapmadı ya da hiç çoktan seçmeli yapmadı ya da doğru yanlış yapmadı dememesi için aslında öğretim süreci içerisinde o dersin hocasının, öğretmeninin bir örnek sınav yapmış olması gerekiyor bu kurala göre. Bu neye yarıyor? Ne işimize yarayacak sınav didaktiği? Aslında öğrenciyi sınav için motive ediyor. Zaten amacımız da bu değil mi? Uygun koşulları sağladık, sınav ortamını düzgün oluşturduk. Öğrenci kendini sınav için çok hazır hissediyor, rahat hissediyor. Değil mi? Bütün engelleri kapattık. Dışarıda gürültü varsa belki onu engelledik sınav zamanında. Belki öğretmen sınıf içerisinde çok fazla geziniyorsa ve öğrencinin dikkatini dağıtıyorsa bu durum ona engelledik gibi. Değil mi? Motive etmek için bunu yapıyoruz. Sınavı nesneleştirmek. Sınavları standartlaştırmak, bu özellikle sınavları standartlaştırma konusu sınavı uygulayan ve sınava girenlerin eğitimini kapsıyor. Bir bakıma sınavı uygulayan kişi de aslında bu sınav didaktiğinin bir parçası oluyor. Tinefeld bu konuda şöyle söylemiş, sınav didaktiği sınavların sınav görevlisi tarafından hazırlanmasının yanı sıra sınava girenlerin sınavlara hazırlıklarını yani öğrenciyi sınav sürecine götüren dersleri de içerir. Sınav didaktiği bu nedenle bütünsel yeni bir bilimi temsil eder. Ben açık söyleyeyim, Essen'deki görevim öncesinde böyle bir sınav didaktiğinin olduğunu bilmiyordum. Yani dönemin sonunda, dönemin ortasında sınavınızı ne zaman yapıyorsanız eğer,
böyle bir öğrenciyi sınava hazırlama, sınav örneği sunma bilmiyordum. Tabii şimdi özellikle sertifika sınavına giren öğrenciler bir örnek sınavla karşılaşıyor. Yani Tömer'in sertifika sınavları da bildiğim kadarıyla öyle. Öğrenci sınav örneği görebiliyor. Yani bu onun doğal hakkı çünkü. Önceden bu çok böyle kolay olmuyordu. Yani pat diye çok böyle sürprizle karşılaşabiliyordu öğrenciler. Evet, devam edelim. Evet, sınavın teknik dökümü, bu son teknik kısmını böylece tamamlamış olacağız inşallah. Sınavın teknik dökümünü de şöyle 12 maddede, bu da çok önemli. Sınavın süresi, sınavın kaç bölümden oluştuğu, her bölümde kaç sorunun olduğu, her bölümde kullanılan soru türlerinin ne olduğu, işte dediğim gibi boşluk doldurma, çoktan seçmeli, doğru yanlış. Biz tabii mümkün olduğu zaman bütün bu soru tekniklerine yer vermeye çalışıyoruz. Belki öğrencilerin işte bir alanda çok iyi olmadığı ama diğer alanda çok daha iyi olabileceğini tahmin ederek. Evet, kullanılan metinlerin uzunluğu, parçaların formatları ve uzunlukları, her soru için verilen puan ve toplam puan, ölçme ve değerlendirme ayrıntıları, notlandırma şemasının nasıl çizildiği ilgili detaylar, sınav yapan kişinin notlandırma sistemi. Belki çok böyle test olduğu zaman notlandırma sisteminde bir sorunla karşılaşmıyoruz ama sözlü anlatım ya da yazılı anlatım sınavlarında böyle bir farklılık olabiliyor. Yani örneğin bir öğrencinin yazdığı kompozisyon metnini A hocası geçer not verirken B hocası daha düşük not verebiliyor. Böyle bir farklılık olabiliyor. Oradaki değerlendirme kriterleri bazen farklılık olabiliyor. Bunların tespit edilmesi lazım. İşte dil bilgisinden kaç puan vereceksiniz? Akıcılıktan, doğruluktan, noktalama işaretlerinden puan kıracak mısınız gibi bir listenin de olması gerekiyor. Yazma ve sözlü sınavın değerlendirmesi ölçütleri aynı şekilde yazılı sınav için de geçerli. Ve notlandırma prosedürünün ayrıntıları ve sonuçların belirlenmesi ya da ilgili komisyon varsa komisyona bildirilmesi. Bu sınavların artık bir standartlaşması artık günümüzde çok iyi yapılabiliyor, yapılıyor. Hatta biliyorsunuz Yunus Emre Enstitüsü'nün sınavlarını da ALTE tarafından sertifikalandırılıyor artık. Dolayısıyla bunların hepsini aslında böyle bir sınavların güvenilirliğinin sonucu olarak ortaya çıkmış oluyor diye düşünüyorum. Evet ve bir sonraki sayfaya geçtiğimizde artık ölçme konusuna biraz değinebiliriz. Ölçmede tabii yani sınav konusundan biz geneline yaymıyoruz. Aslında dar ölçüde bakıyoruz. Yani Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde yaptığımız sınavları konuşuyorum. Yoksa işte müzik bölümünde okuyan bir öğrencinin sınavı, ne bileyim spor akademisinde okuyan bir öğrencinin sınavı değil mi? Her alanın ya da hukukta okuyan bir öğrencinin sınavı farklı olacaktır. İşte hukuk öğrencisi daha çok ezbere dayalı, işte kanunları bilecektir, kanundaki maddeleri bilecektir vesaire. Bir müzik öğrencisi, müzik okuyan, müzik öğrenen bir öğrenciye sınav verdiğiniz zaman belki notaların doğru yerde doğru notalara basıyor mu buna bakacaktır. Biz de dil öğretiminde özellikle aslında bu beş alanda ölçme yapabiliyoruz. Bunlar okuma, anlama, dinleme, anlama, yazma, karşılıklı konuşma ve sözlü anlatım. Zaten ortak başvuru metninin de önerdiği alanlar bunlar. Bu işte dört temel beceriyi aslında ölçüyoruz biz. Bu şu demek oluyor. Biz ders ortamında öğrencilerimizin bu dört becerisini hedef dilde geliştirmeye özen gösteriyoruz. Ya da ona hatta şey de deniyor ya, davranış değişikliği kazandırmak. Yani öğrencinin farklı bir davranış elde etmesini sağlamak için sınıf içi programlarda bunları uyguluyoruz. Ve aynı şekilde uyguladığımız için de karşılığını bekliyoruz. Bakalım. Şimdi ben burada yine sınavın içeriğinde okuma, yazma, konuşma, dinleme diye işte bu beş alanla ilgili hangi beceriyi biz aslında ölçmemiz gerektiğini kısaca özetlemeye çalıştım. Okuma anlamada biz aslında genel konuları içeren ya da öğrencinin düzeyine göre hangi düzeyde ise
O düzeyine göre içeren o metinleri anlayabilme, değil mi? Biz ana fikrini çıkarabilme. Burada belki tabii ana fikrini çıkarmak için şu değil, işte oku, metnin ana fikrini çıkar değil aslında istediğimiz, değil mi? Metin içerisinde birçok metni anladı mı, anlamadı mı, doğru mu anladı, yanlış mı anladı gibi bunları bu becerisini ölçebiliyoruz. Gazete haberlerini ana hatlarıyla anlayabilme. Bu biraz daha düzeye göre tabii. Bu gazete haberlerini ana hatlarıyla anlayabilme becerisini ölçme herhalde B1 düzeyi olsa gerek. Ya da yine gazete haberi olabilir ama siz gazete haberini alıp işte bu bir şey haberi, hava durumu haberi ise eğer düzeye uygun o hale getirip ne uygulayabilirsiniz tabii ki. O da bir gazete haberi olmuş oluyor aslında ama düzeyi biraz daha öğrencinin seviyesine göre ayarlanmış olabilir. Kişisel mektuplardaki duygu ve düşünceleri anlayabilme. Bu tabii mektup olabilir, mail olabilir, bir yazı olabilir, değil mi? Dinleme becerisi için de aslında biz ne yapıyoruz, ne yapmış oluyoruz? Kulak alışkanlığını geliştirmek, doğal ortama yatkınlığını sağlamak, günlük konuşmaları takip edebilmek, radyo ve televizyon yayınlarının ana fikrini anlayabilme, yani dinleme, öğrencideki dinleme becerisini ölçmeyi hedeflemişsek, bu beceriler aslında bütün düzeyler için düşünülebilir. Belki A1 öncesi düzey için belki değil ama A1 özellikle A2'den itibaren buradaki beceriler hedeflenebilir. Yazma becerisi burada da çok kısaca değindim. Bu da biz aslında ne yapıyoruz? Duygu düşüncelerini mektupla, notla, mesajla, mail ile veya buna benzer alanlarda ifade edebilmeyi aslında biz hedefliyoruz bu beceriyi. Belki A1 düzeyinde işte kısa notla mesaj belki burada çok önemli. Bunları yazabiliyor mu? Bunlara bakabiliriz. Bunları sınıf ortamına getirebiliriz. Sınavlarda da bunları sorabiliriz öğrenciye. Ve karşılıklı konuşma. Biz uzun zaman aslında bunu işte sözlü anlatım diye düşünmüştük sadece. Bu karşılıklı konuşma becerisi, tabii karşılıklı konuşma alanı diyelim, ölçme alanı. 2000'den sonra başlamıştı. Bu ortak başvuru metniyle birlikte hayatımıza girmişti. O zaman biz aslında bunu da ölçmeliyiz. Yani sadece sözlü anlatım değil, yani konuşma değil, aynı zamanda karşılıklı iletişim yaptırarak öğrencileri de bunu ölçebiliriz diye düşünmüştük. Burada da konuşmayı başlatma ve sürdürebilme, şaşırma, mutluluk, üzüntü gibi duyguları ifade edebilme, karşılıklı fikir alışverişinde bulunma. Bunları da bu üç maddede, bu becerileri bu şekilde ölçebiliriz. Sözlü anlatımda, evet, o kısa bir alıntıyı metne sadık kalarak basit bir dille aktarabilme. Buradaki basit bir dil aslında öğrencinin bulunduğu seviyenin dili, değil mi? Yani çok böyle karmaşık yapılı cümleler, ifadeler beklemiyoruz öğrenciden. Daha yalın bir dille anlatmasını bekliyoruz. Metinle ilgili kişisel düşüncelerini açıklayabilme şeklinde sözlü anlatımdaki beceri özelliklerini özetleyebiliriz. Evet, sınav soru tipleri, bunun üzerine çok fazla durmayacağım. Bu artık hepimizin kullandığı işte eşleştirme, doğru yanlış, çoktan seçme, sıraya koyma, boşluk doldurma. Belki buna ilave yapabilirsiniz. Başka teknikler varsa, tip varsa, soru tipi varsa elinizde yapabilirsiniz. Değil mi? Özellikle okuma anlama için bunları öneriyoruz. Dinleme anlama için yine eşleştirme, doğru yanlış, çoktan seçme, boşluk doldurma olabilir. Buradaki eşleştirme tümcesel boyutta bir eşleştirme olabilir ya da görseller boyutunda bir eşleştirme olabilir ya da sadece emojilerle ilgili bir eşleştirme olabilir. Onun detayı burada yok ama eşleştirici öğrencinin aslında, değil mi, iki kavramı, iki kelimeyi, iki görseli, iki resmi birbiriyle uyumlu olduğunu bilmesi gerekiyor bu şekilde. Yazmada metinden, resimden, tümceden ya da bir resim zincirinden hareketle metin, mektup ya da diyalog oluşturması. Belki orada çok dört karikatürden oluşan bir hikaye söz konusu.
Değil mi? İşte bir adam evden çıkıyor, otobüse biniyor, bir yere gidiyor vesaire. Sadece fotoğraflar var, resimler var. İşte böyle bir resim zinciri var. O resim zincirindeki hikayeyi yazmasını isteyebilirsiniz öğrenciden. Ya da bir metin var, metnin devamını siz getirin. Veya metnin sonuç böyle, metin bundan önce ne olmuş olabilir, neden bu noktaya gelinmiştir gibi sorabilirsiniz. Yani ters bir şey yapabilirsiniz orada. Veya daha kolayı bir mektup verirsiniz, cevap yazmasını istersiniz öğrenciye ya da bir diyalog oluşturmasını istersiniz. Bunlar aslında öğrencinin işte o yazma becerisini test etmeye yönelik soru tipleri olarak karşımıza çıkıyor. Karşılıklı konuşmada şöyle söyleyebiliriz. Sınava katılan iki adaya farklı ama birbiriyle bağlantılı iki önerge veya yönerge de diyebilirsiniz, öneri de diyebilirsiniz. Verilerek karşılıklı konuşmaları sağlanmalı. Buradaki püf noktası işin şu, yine tecrübelerimize dayanarak bunu söyleyebiliriz. Siz öğrenciye ne kadar çok veri verirseniz eline, öğrenci o kadar kendini rahat hissedecektir ve kullanacaktır. Yani şöyle değil, şu örneği şöyle olmaz. İşte sen doktorsun, sen de hasta. Hadi bakalım, karşılıklı konuşun. Böyle değil. Burada senaryo ya da yönergeler çok daha somut olması lazım. Yani işte 2 günden beri yemek yiyemiyorsun, işte miden bulanıyor, başın ağrıyor vesaire gibi doneler vereceksiniz bir konuşucuya. Doktor olan kişiye de işte ona göre durumları söyleyeceksiniz. Ancak o zaman öğrenci kendini daha rahat hissedecektir. Yani ne kadar çok veri verirseniz öğrenci o ölçüde daha iyi konuşacaktır. Sözlü anlatım burada verilen bir metin, resim zinciri, tümce ile ilgili düşünceleri anlatması istenir. Biz genellikle daha önce işte bir atasözü, bir söz verip bunu yazın diyorduk ama sonradan baktık ki aslında bir ana dili konuşuru olarak bile yazılı anlatım bir yana, yani konuşmak bazen çok sıkıntı olabiliyor. O nedenle özellikle yazmada belki bu çok fazla problem çıkarıyor. Sözlü anlatımda belki o kadar değil ama mümkün olduğunca öğrencinin dünyasından, onun yaş grubuna uygun olan bir resim ya da bir metin vermek gerekiyor. Evet, şimdi bunun üzerinde de fazla durmayacağım çok fazla. Bu da birçok yerde görmüşsünüzdür eminim hocam bunu da. Bu da işte değerlendirme türleri. Aslında bizim bugün Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde başarı değerlendirmesi ve yeterlik değerlendirmesi, bu da zaten listenin ilk başında yer alan iki özellik, iki tür. Diğerlerine çok fazla yer vermiyoruz. Yani biz hep öğrenciye bir girdide bulunuyoruz. Yani bir bilgi aktarıyoruz. Sınıf içi etkinliklerle olsun, ders kitaplarıyla olsun ve karşılığında da onda başarılı oldu mu olmadı mı diye böyle bir başarı değerlendirmesi yapıyoruz. Yeterlik değerlendirmesi de yapılabilir. Belki hani bugünümüzde uygulanan yeterlik sınavıyla bu doğru oranda olabilir. Bunun nedeni de işte basitten çok zora doğru giden bir 100 soruluk çoktan seçmeli bir sınav belki böyle bir değerlendirme kapsamında alabilir. Ama bakın onun dışında işte ölçüde dayalı, devamlı değerlendirme, doğrudan değerlendirme, anlık değil mi hemen? Dolaylı performans değerlendirmesi, bilgi değerlendirmesi gibi alanlarda aslında değerlendirme türlerinden yer alıyor. Bu liste ortak başvuru metninin sınavlarla ilgili kısmında belirtilen liste. Hani aklıma benim hep şey geliyor, duyuyoruz işte Norveç'te diyoruz ilkokul 6. sınıfa kadar çocuklar hiç sınava girmiyorlarmış. Yani öğretmen hiç sınav diye bir şey yokmuş, sınav kavramı yokmuş onların 6. sınıfa kadar. Ben bilmiyorum, belki böyledir, belki değildir. Eminim siz de duymuşsunuzdur. Bunun nedeni de aslında bütüncül değerlendirme. Yani öğrenciyi sınava tabi tutmuyor. Yani şimdi size sınav yapıyorum demiyor ama uzun süreli performans değerlendirmesi yapıyor. Yani 1. sınıftan 6. sınıfa kadar öğrencinin durumunu genel değerlendiriyor. Öğretmenin elinde yine bir not defteri bir şey var, yani orada notlar alıyor ve öyle bir değerlendirme yapıyor. Evet, burayı çok fazla uzatmayalım. Peki, sözlü anlatım ve yazılının değerlendirmesinde yine hani o check listesi olması gerekiyor demiştim. Burada nasıl not vereceksiniz, nasıl puan vereceksiniz sözlü ve yazılı sınavların değerlendirilmesinde? İşte biz o dönemde
Tömer de Engin Hoca ile birlikte buna karar vermişti. Engin Uzun Hoca ile birlikte. Yani tutarlı mı? Metne bağlı mı, değil mi? Metnin yani sizin sorduğunuz yönergeyle bir tutarlılığı var mı yok mu bu? Doğruluğu var mı? Akıcı mı? Etkileşim kavramları üzerinde bunu biraz daha dökümlemiştik, detaylandırmıştık ve her bir döküm içinde işte olması gereğinden daha fazla hata yapıyor. Olması gereğinden az derecede hata yapıyor gibi alt başlıklarla da bunu belirleyebiliriz. Sözlü anlatım için değil mi? Yani konuşma sınavını ölçütlendireceksiniz. Yani bir puan vereceksiniz, değerlendireceksiniz. Bunun için de değil mi? Dil bilgisi, sözcük bilgisi, akıcılık, tutarlık ve sesletim bu konular, bu konulardaki öğrencinin durumuna göre bir değerlendirme yapabiliriz. Evet, karşılıklı konuşmada yine dil bilgisi, sözcük bilgisi, akıcılık, dinleme becerisi. Bir öğrenci adayın bir tanesi konuşuyor, soru soruyor sürekli ama karşıdaki tamamen işte onun sorularına odaklanamıyor, cevap veremiyor gibi. Yine bu konular da değerlendirme yapılabilir. İletişim kurma, diyaloğu sürdürme, bunlar alt alanları. Yazmada da yine yazmada işte dil bilgisi, sözcük bilgisi, tutarlılık, uzunluk, yazım ve noktalama konuları bir değerlendirme kriteri olarak kullanılabilir. Yani metin sonuç elinizde, yine öğrenciye bir yönerge verdiniz, sonucunu aldınız, kağıt önünüzde. Şimdi bunu değerlendirmeniz gerekiyor. İşte bu değerlendirmede dil bilgisinde olması gereğinden yani çok fazla dil bilgisi hataları içeriyor. Mesela atıyorum işte gelecek zaman kullanmış, gelecek zaman ekledim, hepsini yanlış yapmış. Oradan puan ne kadar puan göreceksiniz? Sözcük bilgisi çok kısıtlı. Yani aslında vermesi gereken sayıda sözcüğe yer vermiyor. Daha böyle aynı kelimelerle, çok böyle basit yalın kelimelerle anlatmaya çalışmış. Çok tutarlı değil. Üst anlattığıyla alttaki birbirine uymuyor. Çok kısa. Aslında sizin ondan istediğiniz süreye göre metin atıyorum işte 60-70 sözcükten oluşması gerekirken o 30'da bırakmış, devam ettirememiş ve yazım ve noktalama konusunda da eksikleri var gibi bir değerlendirme yapabilirsiniz. Evet, devam ediyorum. Şimdi şu çalışmadan kısaca söz edeceğim size. Bu Yunus Emre Enstitüsü ile birlikte ve Jean-Claude Bacou vardı Fransız hoca. Onun da danışmanlığında hazırladığımız bir çalışmaydı. Yabancılar Türkçe kitabı. Bu da özellikle göçmenler için daha doğrusu Türkçe hiç Türkçe konuşuru olmayan okula okul eğitimi var. İlkokul düzeyinde ya da okula hiç gitmemiş ya da çok az gitmiş gibi bu gibi yetişkinler için Türkiye'de olanlar için hani Türkçe öğreteceğiz. Ölçme değerlendirme de yapacağız. Değil mi? Bunları mesela nasıl ele alacağız da ilgili böyle bir rehber kitap aslında yaptık. Onun adına da işte ilk kazanımlar için başvuru rehberi demiştik. Bu çalışmaya herkes ücretsiz internetten tabii ki ulaşabiliyor. Ücretsiz olarak ortaya çıktı. Yunus Emre Enstitüsü'nün de bir hizmeti aynı zamanda. Şimdi ben buradan birkaç bir şey değinmek istiyorum. Yine sınavla bağlantılı olarak. Hem bir örnek olması açısından, işte dedik ki bir sınav künyesinden bahsettim. Böyle bir tik listesi olması lazım dedim. Aslında elimizde bir tane de bir örnek olsa. Onun için ben biraz ekstrem olsun diye özellikle bu kitabın ilgili bölümünden o kısmı aldım. Çünkü bu A1 öncesi için bir ölçme değerlendirme. Yani diyeceksiniz ki zaten okuma yazması yok, doğru düzgün okuyamıyor. Belki işte Suriyeli sadece Arap harflerini okuyabiliyor ya da işte sadece Kiril harflerini okuyabiliyor ama Latin harflerini bilmiyor gibi. Değil mi? Bunlara dönük tabii belirli bir program uyguladıktan sonra bir test yapmanız gerekiyor. İşte bu nasıl olabilir diye biraz fikir yürütmüştük. Ortaya şöyle bir şey çıktı. Bakın böyle bir sınav künyesi oluşturdum ben o zaman. Dedim ki biz yine bu grupların da işte yazmasını, yazma becerisini, okuma, dinleme ve konuşma becerisini ölçebiliriz. Ama bu
Bunlar yani yazma metin üretemezler. Çünkü A1 öncesi düzeyinden bahsediyoruz. Yani A1 düzeyinde bile belirli bir ders yükü yaptıktan sonra ancak sınav yapabiliyorsunuz. Ama mesela sınıf içerisinde hoca eminim bu öğrencilere sayıları öğretecektir, harfleri öğretecektir. Belirli resimleri, işte elma resmini, kalem resmini, kitap resmini görseliyle beraber yazısını da göstererek öğretecektir zaten. Dolayısıyla bunları sorabiliriz diye düşündüm. Onun için işte harfleri bulma, heceleri bulma, sözcükleri bulma gibi görev türleri belirledim. Daha sonra okuma kısmında çoktan seçmeli sorular olabilir diye düşündük. Sözcükleri bulabilir öğrenci veya metni tanıyabilir veya konuyu anlayabilir, anlama dönük çalışmalar yapabiliriz diye düşündüm. Dinleme için de yine çoktan seçmeli sorular, boşluk doldurma, sayıları, harfleri ve heceleri bulma, tanıma, anlama. Konuşma için de öğrenciden tabii bir sözlü üretim yapmasını bekliyoruz. Karşılıklı konuşma, tepki verme ve yanıt verme. İşte tepki verme nasıl? Bugün çok hastayım diyor. Onun tabii karşılığı olarak geçmiş olsun demesini bekliyorsunuz. Yani o düzeyde bir grup için. Şimdi buradaki esprisi işin şuydu. Bu bir öneri sınav modülüydü benim hazırladığım. Burada ben daha çok işte senaryo üzerinde durdum. Yani bu senaryo her soru, her soru maddesi aslında bir senaryo içeriyor, bir olayı içeriyor. Ve bu olayı tabii siz metin olarak öğrenciye verdiğinizde anlamayacağı için bunu tamamen öğretmenin sınav uygulayıcısını kendisine bıraktık. Yani burada mesela şey diyor birinci senaryoda alışveriş zamanı. Evde çok eksik var. Ayşe Hanım eşini markete gönderiyor ve ektekileri almasını istiyor. Yani ekte bir liste var. Onları alması istiyor. Görev de şu. Metrodan şey pardon marketten işte eksik olan ürünleri alın ve eksik olan ürünlerin o harflerini yazın. Mesela orada diyor işte 10 yumurtanın Y'si yok. İşte öğrenci daha önce o görselden yumurta bildiği için veya görmüş olabileceğini varsa oraya bir Y harfi yazmasını istiyoruz. İşte yoğurt diyoruz mesela oradaki yine Y'yi ya da işte bir şişe süt. Orada bir yazacak, bir de süt yazacak. Yani burada neyi hedefliyoruz? Aslında oradaki harfleri bulmasını hedefliyoruz. Bir sonrakine bakayım şöyle. Okuma anlamadan bir örnek vereyim isterseniz. İşte Muhammed hem okumak hem de çalışmak istiyor. Bu nedenle gazetedeki iş ilanlarına bakıyor. Aşağıdaki soruları yanıtlayın, doğru seçeneği işaretleyin. Muhammed gazetede iş ilanı görüyor. Yeni açılan bir kafede çalışmak üzere garsonlar aranıyor. Muhammed ne görüyor? İşte iş gezisi, iş ilanı, iş kazası, iş günü. Kimleri arıyor? Kimler arıyor? Garsonlar, kartonlar, değil mi? Gardıroplar. İnanın ben bile zor görüyorum. Çünkü fotoğraflayarak ancak koyabildim bunu buraya. Gibi. Yani buradaki aslında söylemek istediğim benim. Diğer belki sınavlar için de aynı. Yani tamamen bir senaryodan hareketle aslında öğrencilere bu yönergeleri vermek. İşte yine burada şey de çok önemli tabii. Özellikle biz de bunu göçmenler için düşündüğümüz için onların öncelikle bilmesi gereken şeyler, işte dur işaretleri, ikazlar, sigara içmek yasak, işte çıkış, sığınağa gider gibi bunlar da tabii öğretim programı içerisinde yer alması gerektiği için sınavda da bunları sormamız doğru olur diye düşündük. Bakalım sözlü anlatım ve karşılıklı konuşmada da evet işte gördüğünüz gibi hoş geldiniz. Karşı tarafın hoş bulduk demesi bekleniyor. Çok hastayım. Geçmiş olsun diyecek. Evleniyorum. İşte Allah mesut etsin veya hayırlı olsun diyecek. Tatile çıkıyorum. Güle güle iyi tatiller gibi örnekler burada vardı. Evet, sonlara doğru geliyoruz. Tamam, bunu çok fazla uzatmayalım isterseniz. Burada hangi bölüm vardı? Evet, yine eşleştirme sorusu var. Bakın katalog var orada bir tane, broşür var. İşte broşürden, belki broşürdeki görsellerin üzerindeki yazılarla da bunun kolaylığını görecektir. Eşleştirme yapacak. Evet.
İşte internette mesela göç idaresinin sayfasına girip şey istiyoruz. İl Göç İdaresi'nin sayfasına, web sayfasına girip oradan kendi kaydını yapmasını istiyoruz mesela. İşte ad yazıyor, soyad yazıyor, uyruk yazıyor, doğum tarihi yazıyor. Bunların karşılarına bunları okuyabiliyor mu? Tabii burada okumaktan daha çok şeyi, yani görseli tanıma ve anlamlandırma üzerinde durduk biz daha çok. Yani oradaki o işte uyruk, belki onu okuyamayacak bile belki. Yani uyruk yaz deseniz yazamayacak belki, ama onu gördüğü zaman bir aynı Çince'nin karakterini gördükten sonra onun nasıl seslendirdiğini, ne olduğunu biliyor gibi öğrencinin. Biraz böyle bu açıdan baktık. Evet, özetleyecek olursak hemen dakika içerisinde şöyle diyebiliriz. Evet, sınavlar 3 aşamalı. Özür dilerim. Sınav süreci ve eğitim süreci aynı şekilde 3 aşamalı. Hazırlık, uygulama ve değerlendirme. Sınavların ana unsuru olan metin seçimi, sınava girecek adayların dil düzeyleri ve düzeylere ait söz varlığıyla doğru orantılı olması gerekir. Belirli bir sürede edinilen bilgilerinin ve kazanımların ölçüldüğü sınavlar, değil mi? Belirli bir süre içerisinde, yani bizim aslında Tömer'de yaptığımız ve diğer benim de şu anda Semerkant'ta yaptığım gibi sınavlar öğrencilerin o süre içerisinde edinmiş oldukları bilgileri içermelidir. Bu onların en tabii hakkı tabii. Sınav hazırlama komisyonlarınca hazırlanması. Bu tabii biraz teknik bir şey. Yani sınavın şeyine bağlı. Ciddiyetine, önemine veya ne için yaptığınıza bağlı. Sertifika sınavları belki komisyonlarınca hazırlanması gerekiyor. Ve bir uzman görüşü alınması gerekir aslında. Doğrusu budur. Bir ölçme değerlendirmecinin görüşü alınması gerekiyor. Madde analizlerini falan geçtim zaten. Yani her bir maddenin işte önce madde analizi yapılması lazım. Güvenirliği ve doğruluğu için, değil mi? Ve sınav sürecinin ikinci aşaması olan uygulamada sınavın yapıldığı ortamın sınav koşullarına uygun olması gerekiyor. Ve notlandırma aşamasında da özellikle sözlü anlatım ve yazılı anlatım becerilerini ölçen sınavlar tek uzmanın değerlendirilmesine bırakılmamalı. En az iki kişiden oluşan komisyonlar oluşturulmalıdır. Hangi sınavlar için? Özellikle kompozisyon ve yazı sınavları için. Yani iki kişi, üç kişi birlikte değerlendirmesine yarar var diye düşünüyorum. Evet, burada birkaç tane kaynağı yer verdim. Evet, sanırım süremizi de aşmadık fazla sanırım Kemal Hocam, değil mi? Yok sayın hocam, çok teşekkür ederiz Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. sunumunuz için.